Türkçe Peri Masalları. Prenses Pepperina. Evvel zaman içinde uzaktaki bir kulübede bir cin yaşarmış. Çok güzel bir bahçesi varmış. Büyük bir sevgiyle baktığı çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doluymuş. Cin çok güçlüymüş. Peki bu gücü nasıl elde ediyormuş? Uyuyarak. 18 yıl uyanık kalıyormuş ve bundan sonra gözleri kapanmaya başlıyormuş. Yine zamanı gelmiş. Pekala küçük çiçekler, artık gidip dinlenmeliyim. Ama ben uyurken sihrim sizinle ilgilenecek. Ve böylece 18 yıl sürecek derin bir uykuya dalmış. Bahçesindeki çiçekler onu çok seviyormuş ve o yokken mutsuz hissetmişler. Ona bir arkadaş lazım. Rüzgar bana yılda bir kez buraya uçan güçlü bir peri haberi getirdi. Onu çağırmalı mıyız? Evet, çağırmalıyız. Bütün bahçe, peri onları duyabilsin diye tüm gücüyle seslenmiş. Merhaba, güzel çiçekler. Beni niçin çağırdınız? Çiçekler, bakıcılarının hayatı paylaşacak bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu söylemiş. Görünüşe göre bakıcınızı çok seviyorsunuz. Bu çok iyi. Ben de Cin'e mutlu bir çocuk bahşedeceğim. Ve böylece biber ağacının altında büyük zümrüt yumurta yaratmış. Bu sadece Cin uyandığı zaman kırılacak. O zamana kadar ona iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Yıllar içinde çiçekler sabırla yumurtaya göz kulak olmuşlar ve nihayet 18 yılın sonuna gelmişler. Sonunda uyandı. Cin dışarı çıkarken bahçede heyecan zirveye çıkmış. Orada duran yumurta onu çok şaşırtmış. Bu da ne böyle? Aniden yumurta kırılmaya başlamış ve herkes nefesini tutarak beklemiş. Bir bebek mi? Buraya nasıl geldi? Bebek aniden yeşil gözleriyle ona bakmış. Bu Cin'in yüreğini eritmiş. Sen ne kadar güzelsin. Seni burada evimde büyüteceğim. Bunu duyan çiçeklerin hepsi mutlu olmuş. Ve Pepperina adı verilen bebek, perinin söylediği gibi mutlu şekilde büyümüş. Bu kız çok sevgi dolu. Üstelik çok tatlı şarkı söylüyor. Cin ve Pepperina aralarında hiç durmadan konuşuyor ve gülüyorlarmış. Ama 18 yıl tamamlanmaya başlarken Cin'in uykusu gelmeye başlamış. Olamaz. Eğer uyursam tatlı Pepperina'mla kim ilgilenecek o zaman? Cin bunun için endişelenirken Pepperina gezmek için ormanın derinliklerine gitmiş. La 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 la. Au! Affedersiniz ama öyle güzel bir sesiniz var ki gelip bakmadan duramadım açıkçası. Benim adım Louise. Ben Pepperina. İkisi yavaşça konuşmaya başlamışlar ve kısa sürede birbirlerinden etkilenmişler. Pepperina, sen karşılaştığım en büyüleyici kızsın. Benimle saraya gelip acaba gelinim olur musun? Bunu gerçekten çok isterim ama... Önce babama sormalıyız. Gelirsen onu ikna etmeye çalışırım. Eve ulaştıklarında Louis çalıların arkasına saklanmış ve Pepperina Cin'le konuşmaya gitmiş. Baba, sana bir şey sorabilir miyim? Evet hayatım. Önümüzdeki 18 yıl uykuya yattığın zaman ben yalnız başıma ne yapacağım? Bu sorudan korkan Cin'in gülümsemesi solmuş. Evet, ben de bunu düşünüyordum ve sevecek birini bulacak kadar büyüdün. Neden sana iyi birini bulmuyorum? Gerçekten mi? Ama bu sana değer biri olmak zorunda. Bu kişi gerçekten... Yakışıklı mı? Hayır, kastettiğim şey... Ama daha fazla dinlememiş. Ellerini çırpmış ve Louis çalıların arasından çıkmış ve Jean'i çok şaşırtmış. Tanıştırayım baba, bu Prens Louis ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Bu harika değil mi? Aşık mısınız? Sen onunla ne zaman tanıştın? Onunla daha yeni tanıştım ama gerçek aşk olduğunu anladım. Efendim, kızınıza her zaman göz kulak olacağıma söz veriyorum efendim. Jean itiraz etmeye hazırlanıyormuş ama Peperina'nın Louis'in kollarında ne kadar mutlu olduğunu görmüş. Peki öyleyse, madem onu gerçekten seviyorsun, evlenmenize izin veriyorum. Yaşasın! Sana çok teşekkür ederim baba. Bundan sonra eşyasını toplayan Peperina, prensin sarayına doğru yola çıkmış. Ve vedalaşma sırasında Jean'in yüreği burkulmuş. Zavallı bakıcımız. Ertesi sabah, kızının yokluğundaki sessizlikten etkilenmiş. Güvercine dönüşmüş ve onu bulmak için uçmuş. Kraliyet arabasını bulduğunda, Louise ve Peperina'nın aralarında mutlu şekilde konuştuklarını görmüş. İyi görünüyor. Boşuna endişelenmiş. Kulübesine geri uçmuş ve uyumaya çalışmış. Ama hala mutlu değilmiş. Bu çok saçma. Ama bir kez daha gideceğim. Bu kez bir kartala dönüşmüş. Çok yükseğe çıkmış ve sarayın kapılarına ulaşan kraliyet arabasını görmüş. Onları birbirlerine gülümserlerken görmüş. Bunlar gerçekten aşık. Evet, artık ben siz de idare edebileceğine ikna oldum. Sonunda ikna olan Jean uykuya dalmış. İlk birkaç yıl Louis Peperina'nın yanından hiç ayrılmamış. Ama zamanla krallık işleriyle ilgilenmesi gerektiğinden çoğu zaman eşini yalnız bırakmak zorunda kalmış. Louis çok yakışıklı olduğundan çok sayıda kadın ona aşık olmuş. Peperina'yı kıskanıyorlarmış. Bu yüzden ona kötü davranıyorlarmış. Peperina ne biçim bir isim öyle? Eskiden Cinnamon adında bir köpeğim vardı. Ne kadar kötü giyiniyorsun. Hizmetçiler senden güzel giyiniyor. Genç prens sende ne buluyor anlamıyorum. Louise döndüğünde mutlu oluyormuş. Ama yalnızken kadınlar onu acımasızca taciz ediyormuş. Bir gün Louise onu gizli bir odaya götürmüş ve güzel bir kılıç göstermiş. Bu çok güzel. Ama Louise, bunu neden hiç çıkarmıyorsun? Çünkü bu merhum babamın bana verdiği son hediyeydi. Benim için çok özeldir ve senin de bunu bilmeni istedim. Ne yazık ki ikisi de kapının dışından birinin onları dinlediğini bilmiyormuş. Dinleyin. Sanırım prensesi saraydan göndermenin bir yolunu buldum. Evet, hadi bunu yapalım. Ertesi gün etrafta dolaşan prens yerde tanıdık bir şey görmüş. Onu almış ve bunun babasının kılıcı olduğunu görünce dehşete düşmüş. Galiba biri bunu tanınmasın diye eritmiş. Muhafızlar, bana bu kılıcı mahveden suçluyu hemen bulun. Muhafızlar araştırma yapmış ve sonunda saray kadınlarını huzuruna çıkarmışlar. Bunu yapan sen miydin? Ne? Yo, hayır majesteleri. Bunu söylemekten üzüntü duyuyoruz ama bunu yapan Prenses Peperina'ydı. Kılıcı alıp dışarı çıktığını gördük ama sebebini bilmiyorduk. Louise çok öfkelenmiş. Çünkü kılıcını kendisinden başka bilen tek kişi Peperina'ymış. Peperina'yı hemen buraya getirin. Peperina, Louise'in huzuruna çıkarılınca çok şaşırmış. Aşkım, bir şey mi oldu? Babamın kılıcını mahvettikten sonra bunu bana nasıl sorarsın? Sarayı hemen terk ediyorsun. Çok şaşıran zavallı Peperina'nın kalbi kırılmış. açıklamaya çalışmış ama eritilmiş kılıç yüzünden çok öfkeli olan prens onu dinlememiş. Nihayet Pepperina sessizce dönmüş ve çıkmış. Pepperina üzgün bir şekilde Cin'in evine yürürken onun uyanmış olabileceğini umuyormuş. Ah tatlı küçük kuş. Seni eve taşıyacak kanatların olduğu için çok şanslısın. Ama tam o sırada kuş Cin'e dönüşmüş ve Pepperina onu görünce gözyaşlarını tutamamış. Benim sevgili kızım ne oldu? Pepperina ona kılıca olanları anlatmış. Hayatım, onu çok çabuk sevdim. Seni gerçek yüzünü tanıyacak kadar iyi tanımıyordu. Gel, seni eve götüreyim. Bu arada kalbi kırılan Louise, sarayın koridorlarında ileri geri yürüyormuş. Aniden yakınlarda birilerinin fısıldadığını duymuş. Ve aptal Pepperina gitti. Oyunumuz işe yaradı. Ne oyunu bu? Kadınlar şaşırmış. Louise'in öfke dolu gözlerini görünce yaptıklarını itiraf etmişler. Buna inanamıyorum. Krallığımı terk edin ve bir daha asla sınırlarından içeri adım atmayın. Ah Pepperina, ben ne yaptım böyle? Louise hızla Jean'in evine doğru yola çıkmış ve sonunda oraya ulaşmış. Pepperina, aşkım, lütfen dışarı çık. Suçun yokmuş. Seni dinlemem lazımdı. Gerçekten çok ama çok üzgünüm. Louis, sonunda gerçeği bulmana sevindim ve seni bağışlıyorum. Lütfen, benimle eve dön lütfen. Üzgünüm Louis. Babamla burada kalmaya karar verdim. Beni gerçekten tanıyan tek kişi o. Ama Pep... Kararım kesin Louis. Lütfen saygı göster ve git. Bunu söyledikten sonra arkasını dönmüş ve kulübeye girmiş. Louis derin bir nefes almış ve oturmuş. Seni çok yanlış değerlendirdim. Ne kadar üzgün olduğumu anlayana dek burada oturacağım ve beni affetmesini bekleyeceğim. Ve orada kalmış. Sıcak günlere ve soğuk günlere göğüs germiş. Çiçekler onun için üzülmüş ve bahçedeki meyvelerle onu beslemişler. Ve her gün pencereden bakan Jean endişelenmiş. Pepperina, onun yanına gitmelisin. Şu ana dek seni de çok sevdiğini anlamış olmalısın. Ama baba, beni incitti. Yapamam, onu kesinlikle bağışlayamam. Bu inatçı çocuğa doğru yolu göster. Pepperina, prensin kendisini ne çok sevdiğini artık biliyormuş ama hala surat asıyormuş. Olamaz. Görünüşe göre bu gece büyük bir fırtına patlayacak. Ne? Zavallı Louis için çok üzülüyorum. Pepperina arkasını dönerek endişesini saklamış. Hemen ardından yıldırımlar düşerken bulutlar toplanmış ve çok güçlü bir şekilde yağmur yağmaya başlamış ama o zaman bile Louis kıpırdamamış. Ah Louis! Pepperina daha fazla dayanamamış ve nihayet dışarı fırlamış. Tüm içtenliğiyle Louis'den özür dilemiş ve o anda fırtına dağılmış. Pepperina ve Louis çok şaşırmışlar ama fırtınanın aniden dinmesine aldırış etmemişler. Jean gökyüzüne bakmış ve göz kırpmış. Çocuğunuzu mutlu görmekten daha güzel bir şey olamaz.